Yeni konumumuza geldik. Muhteşem bir yerdeyiz. Tekneler varsa bilin ki rüzgar yok. Karşı tarafta böyle koyun ormanını görmek çok hoşuma gidiyor benim. Az önce denize girdik, çıktık. Çocuklar hala çıkmıyor. Bakın çok güzel bir mekan. Acaba biz neredeyiz? Bilin bakalım bugün neredeyiz? Deniz o kadar güzel ki çocuklar hemen atladı suya. Biz de girdik çıktık hamdiyle. Evet, biz de çevir. Çok güzel. Selfie'den çevirseydi. Ay ne bileyim. Su çok güzeldi ya. Değil mi? 20 Mayıs'ta ne güzel denize giriyoruz. Evet yani ya, yazın denizi gibi. Evet. Yazın belki de İzmir'in suyu daha serin bile oluyor olabilir. Olabilir. Şey gibi. Demircilerin suyu gibi yazının. Evet. Çok güzeldi. Bir yakınlar daha... Şey? Evet çıkarken sıcak. Bildiğin hamam suyu gibi geliyorsun. Evet. Çok beğendim gerçekten. Yere getirmiş mi? Harika benim. Evet çok güzel. Şöyle göstereyim. Ay çok hızlı döndüm. Çocuklar. Evet bu güzel yeri sizinle keşfetmeye çıkacağız. Harika bir yerdeyiz demiştik. Gerçekten de harika. Şu karşıda bildiğimiz kadarıyla bir çeşme var. Şimdi sahil boyunca o tarafa geçeceğiz. Arka tarafımızda ne var canım? Futbol sahası ve çocuk parkı var. Bir evet, de site var ileride. Futbol sahası, çocuk parkı ve siteler var. Sitelerin arasından geçiyorsun. Burada bizim durduğumuz yerde araç konumlanacak kadar yer var. Hani bu, çünkü bu tarafı tümsekle kazmışlar. Bu alana giriş yapamıyorsun arabayla. Herhalde önceden karavancılar geldi ki kapatma gereği hissettiler. Şimdi biz sahilin diğer tarafına doğru gidiyoruz. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar. Biz bugün neredeyiz? Marmaris Karaca Söğüt'teyiz arkadaşlar. Evet, Marmaris'te bulunan Karaca Söğüt mahallesi mi? Artık? Evet, köy diyelim. Mahalle köyü. Köyü, mahallesi. Koyu da diyebiliriz burası. Koyu diyebiliriz. Çok güzel bir yere geldik. Denizi bir kere muhteşem. Çok beğendik. Evet, 20 Mayıs'ta denize girdik. Denizin suyu sıcaktı arkadaşlar. Su evet. Sığdı. Yani çocuklar bile rahatça girebildiler, rahatça eğlendiler. Zaten göründüğü gibi hiç dalga yok, sıfır. Çok muhteşem bir yerdi bizim için. Evet, zaten yatları gördüğünüz zaman bilmeniz lazım ki orada rüzgar yok. Kesinlikle keyif alacağınız bir kamp. Bunun sonuna şu videoyu eklemek istiyorum. Az önce ben çok kötü bir şekilde düştüm. Hatta şimdi bunun onun görüntüleri gelsin. Ama var ya çok komiktin ya. Tam düştüğünü görmedim ama sesini duydum. Öyle söyleyeyim. Yerde çamur varmış. Tam video çekiyordum. Balçık gibi olmuş yer. Daha basmamla terliğimin kayması. Pom yere düşmem bir oldu. Evet. Hamdi sesimi duydu. Yani düşme küm diye sesimi duydu. Telefon batmasın, mikrofonlar batmasın diye kollarım böyle havada bir şekilde hop oturdum. Evet ben de iskeledeydim. Balıklara bakıyordum balık var mı diye. Ay çok fenaydı ya. İlk defa var ya uzun zamandan beri ilk defa böyle düştüm. Evet. Böyle gezerken böyle şeyler olabiliyor. Aynen, Allah'tan bir şey olmadı. Üst baş battı. Karavana gidince değiştiririz. Şimdi geziyoruz keşifteyiz çocuklar karavanda. Evet, biz burayı çok beğendik ama düşmeseydim çok daha iyi olacaktı. Evet moralimizi bozmuyoruz. Biz bugün buradayız. Evet. Gökova Yelken Kulübü'nün yakınlarında bir yerdeyiz. Yani aklınıza olsun. Haritalarda bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan yollara düştük. Geldik buraya. Şimdi de keşifteyiz. Burayı çok beğendik. Sakinliği çok güzel. Zaten gördüğünüz gibi tekneler var. Teknelerin olduğu, yatların olduğu yerde biliyorsunuz ki rüzgar olmuyor. Rüzgar olmaması demek de karavancı için keyifli bir tatil demek.
Şu anda burada konumlandık. Etrafı keşfe çıktık. İleride bir yerde bir su var. Onu biliyoruz. Ona doğru yol alacağız. Size orayı göstereceğiz. Denize girdik. Ben evet. Yılın ilk denizine girdim. Hamle daha önce Didim'de girmişti. Kasım'da mı? Ne zaman Kasım'daydı. Girmişti ama ben ilk defa denize girdim. Çok güzel, keyifli dakikalar yaşıyoruz. Çocuklar şu anda karavanda. Biz de etrafı sizi keşfetmek için yola çıktık. Hadi bakalım, gelin gidelim. Hadi görüşürüz. Evet, aynı hani şey derler ya, burası Söğüt gölgesi. Bir de harbiden de Söğüt yani. Söğüt gölgesi çok serin. Çeşmenin olduğu yere geldik. Yürü yürüyüz, orman çeşmesi. Ama öyle bir yerim almış ki şu anda böyle çok az akıyor. Yani şöyle suya şeyini bassam biraz akıyor bak. Ama işte buraya bir kassan daha hızlı akar gibi. Çünkü tam çeşmenin gelecek yeri alt tarafta kalmış. Burası dolmuş kumla, toprakla. Yani. Orası öyle suyun içindeyken o hortuman ne kadar temiz su akabilir ki? İşte. Temizlesen belki olabilir. Çok zor. Ama şuradan patika bir yol çıkıyor. Evet. Diğer tarafa gidiyor herhalde. Sahide neyse ben düştüm ya. Evet. Bir yere gitmek istemiyorum artık. Korktun. Korkuyorum. Şimdi ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Umarım kaybolmayız. Çok güzel bir orman ama ya. Yani bazı ağaçlarda yatmış. Yani çok güzel gözüküyor. Resmen kendimi böyle tropikal adada gibi hissettim. Hı. Survivor'da gibi. Hı. Yollar kapanmış ama eğilerek. Keşke karavan gelebilseydi buraya. Şuradan aradan geçiyoruz. Zorlu yollardan. Ha gayret Allah. Ay ne güzel serin. Aa direkt sitelerin oraya çıktık şimdi. Evet. Oradan yoldan böyle geçeriz. Aslında belki bu taraftan da gidilir de sazlıklar falan vardı. Azmak vardı orada. Şeyse belki tel örgüyle kapalıysa. Olabilir. O yüzden belki geçemeyebiliriz. Aynen. Şimdi yürüye yürüye köyün merkezine doğru geldik. Sence insan burada yaşlanır mı? Bence de yaşlanmaz ya. Tam benim yaşayacağım şey yer. Ah çok güzel. İnsandan uzak, doğaya yakın. Evet. Tavuklar falan horozlar saldırmasın şimdi. Vallahi belli olmaz. İnekler daha. Ay çok güzel ya. Keçi var. Çok beğendim bakın. Şöyle. Nasıl geçti saçlar? Güzelliğin içinde bir köy hayatı. Herkesin hayal ettiği herhalde. Bence de burası. Aa burada bisiklet parkuru da mı var? Evet. Bak şurada bile var bakalım. Söğüt tarafına doğru diyor. Bisiklet parkuru var diyor. Diğer taraf neresi? Gözbelen. Gözbelen. Gözbelen tarafına da varmış. Evet, biz bu taraftan gideceğiz şimdi. Evet biz evet. Araçla buradan gelip Sığla yazan yerden dönmüştük zaten. Hı hı. Ha, o geldiğimiz başlangıç yerine gelmiş gibi evet. Bir şey olduk. Evet.
Evet, bulunduğumuz yerin diğer tarafına doğru geldik. Burada da yatlar, tekneler bağlı. İskele var. Gerçekten güzel bir yermiş. Çok beğendim. Hemen bu girişte WC tuvalet var. Yan tarafında market var. Diğer tarafında restoran var. Güzel. Takipçimiz Ayşe Hanımlar burada. Kille koyunda karşılaşmıştık. Burada da denk geldik. Şimdi onların yanına doğru gidiyoruz. Günaydın. Çocuklar hemen denize gittiler. Orada kendilerine bir proje yapıyorlar gene. Hamdi de su almaya gitti. Ben de yatakları topladım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Haydi bakalım be. Kim tutar seni? Kızartmayı yaptım. Aynen. Biberleri kızartmışsın. Şimdi de yumurta. Yumurta. Bir taraftan da gözüm oltanın ucunda. Yumurtasını kır canım. Ama sen kırsan daha iyi olur. Tabağa. O zaman videoyu kapatmak zorundayım. Bir dakika. Kapatıyorum. Çocuklar şimdi de başka bir ördeği doyuruyor. Alışmışlar insanlara, hemen yanımıza geliyorlar. Nasıl bir yerde miyiz? İşte böyle. Huzur dolu bir yerdeyiz. Aferin benim oğluma. Küçükten yetişiyor. Hamdi baktı, balıklardan ümit yok. Ördekleri besliyor. Şimdi gene çamura basıp düşmeyeyim. Bakın balıklarda şey yok, hayır yok. Ben de aynısını söyledim. Onlar vefasız değil. Aynen. Bak ne güzel yiyorlar. Ne oldu? Bakıyorum da dibime kadar geldiniz. Yemek mi istiyorsunuz? Bekleyin, Hamdi amcanız size yemek getiriyor. Alıştılar valla. Masayı hazırlasak bari. Aynen, gelin çocuklar. Göremedi. Göremedi. Bak gel. Aşkım dur, çok dibim. Gel. Anam dur ya. Hiç olmaz ya, gel. Gel de mi? Yanına git, yanında ver. Aşkım bu ördek ya. Aşkım ben korkarım hayvanlarda. Ama... Suyun içinde güzel yiyorlardı, şapur şupur. O zaman gelin buraya. Suyun içine verin size. Gelin. Ördekler. Gelin buraya. Gel. Gel.
Öteki türlü kuru geldi onlara. Ha, bak onu da güzel yiyorlar. Balık gibi. Ağzını şabırdala şabırdala yiyorlar. Az önce Eymen verirken biraz daha büyük yaptı. Evet. Onu beğenmediler. Seninki gibi küçük istiyorlar. Ya onlar işte ağzını göre olacak. Yumuşak tak görüyor musunuz? Onları yiyor. Ekmeği bitirdiniz ya. Orada orada bak. Balıklar ekmek kalmadı. Canım balıklardan hayır yok zaten. Bunları mı yesek ki? O yüzden en azından ördeklerin karnı doysun. Evet. Demin gelsin diye uğraşıyordun. Şimdi gelince de korktun. Aşkım otursana, niye kalktın ya? Ya çok yanıma geldi. Tamam, gelsin bir şey olmaz. Yemek verdik duruyorlar yanımızda işte. Hayır, o daha yemek istiyor. Bir şeyler arıyor. Burada kesin diyor bunlar bir şey düşürmüştür diyor. Baksana. Bence biraz daha ver, yazık. Yediler ya, bayağı iyi verdim. Yarım ekmek yediler ikisi. Canım balıklardan hayır yok. Bir sürü ekmeğimiz var zaten. Ne yapıyorlar biliyor musun? Tekneciler tekneye gittiği zaman hemen teknecilere gidiyorlar. Onlar da bir şey verir diye. Evet, uyanıklar da vallahi. Olsun. Yazık ya. Tam dafidak. Ama bunun eti de güzel, lezzetli olur mu? Köşeye de sıkıştırıp. Yok ya. Buranın renkleri bunlar da. Şaka yapıyorum canım. Yoksa ben balığı bile tutamayan insanım. Aynen. Ben çok yufka yüreklisin. Çok güzeller ama. Galiba bu sefer oldu mu? Aa, bir tane balık yakaladı. Oo, bayağı Allah seni var ya, gitti. Orada suda gir. Suda şey, yaralı zaten. Tut. Oradan da kaçırırsam var ya. Burada bu tarafa ışığı takip et. Gitti ya. Kocamandı. Niye yakalayamadı? Ya ne balık olduğunu da bilmiyorum. Büyük balıktı. Tüh. Tüh ya. Bülbül ne güzel atıyor. Sana moral olsun diye. Valla çok moralim bozuk ya, bildiğin gibi değil. Neredeyse ağlayacaktım yani o seviye. Sen balığı şuraya kadar çek. Elini de sür ama kaçır. Ama nasip de yokmuş. Yapacak bir şey yok. Yani evet, işin evet. Sıkıntı yanı. Yaptığımız olta Kıbrıs oltasıydı. Bir sürü iğne vardı. Ve balık her tarafına o iğneyi dolamış. İğneli olduğu için ağzına yaklaşamadım. Kuyruğundan yakalamaya çalıştım. İki sefer kuyruğundan yakalamaya çalıştım. Kurtardı kendini. Nasıl oldu hayret ya. O süzgeçli o şeyler, kürek mi ne bir şey oluyor ya. Ondan olması lazım, şöyle alıverecektin. Evet. Ondan da yoktu. Nasip değilmiş. Sen artık sabaha kadar balık yakalarsın vallahi herhalde. Bana bu gece uyku yok. Ördekler de az önce yanımıza gelip uyuduydu. Sonra gittiler ne olduysa. Onları çekecektim. Hadi bakalım, bu videonun devamında balık göreceğiz mi? Benim şey şurada tam öyle bir dolandı ki. Şunu bir açayım. Benim elimin değmesi lazım. Senin elin değsin, hadi bir. Tamam, ben hadi sana bana yardım edeyim. Kapatayım da şunu. Oh.
Tam çekiyordum. Kendini yakaladın. Kendimi de yakaladım. Balıkçı bitmiştir. Bu gecenin kapanışı. Büyük balık yakaladım. Kaçan balık büyük olur. Nasip de yokmuş. Yapacak nasip bir yokmuş, şey yok. Moralim bozuldu şimdi. Bir dahaki videoda inşallah. Ya var ya, sırf senin yüzünden var ya. Gülüyorum diye balığı kaçırdık ya. Aa, ne alaka? Girip yakalayamadın. Yakalayamadım ya. Ağız gözü her tarafı yineydi. Elimi sokamadım. Kuyruğuna yapıştım iki sefer. Onda da kaçtı. Ceketini ya. Ceketini çıkaracaktın. Onda atacaktın da, üstüne. Ceketimde de şey vardı. Arabanın anahtarı vardı. Onu da alamadım. İşte nasip nasip nasip. Küfürsüz bir uyku geldi bize. Hadi yatalım artık. Hadi. Herkese iyi geceler. Sabah görüşürüz.